Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, gücümüz Türkiye'ye dokunanı yok eder ifadelerini kullanarak adeta Türkiye'nin tüm düşmanlarını tehdit etti. Stoltenberg'den Türkiye'ye tahıl teşekkürü ve destek mesajları geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye Ukrayna'ya verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü Ukrayna tahılını Karadeniz'den geçirecek dünya gıda krizini önlemiş oluyorlar, dedi. Türkiye NATO'nun önemli müttefikidir. NATO'da Türkiye'nin güvenliğine katkıda bulunacak. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de desteklerimizi sürdüreceğiz, diyen Stoltenberg, Türkiye'ye tahıl sevkiyatındaki çabalarından dolayı teşekkür etti. Balistik füzelerle İran'ın Rusya'yı desteklediğini görüyoruz. Bu kesinlikle yanlış. Türkiye'ye, Ukrayna'ya destek oldukları için teşekkür ederim. Türkiye, Ukrayna tahılının Karadeniz'den geçerek gıda krizinin önüne geçmiş oldu. Bu sevkiyatı büyük takdirle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü Ukrayna tahılını Karadeniz'den geçirerek dünya gıda krizini önlemiş oluyorlar. Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım sürecine ilişkin şu açıklamaları yaptı. Finlandiya, İsveç ve Türkiye muhtırada anlaştılar. Türkiye'nin önemli beklentileri var. Güvenlik endişelerini paylaşıyorum. İsveç ve Finlandiya uzun vadeli ortaklıklarını taahhüt ediyorlar. Her iki ülkenin de somut adımlarını memnuniyetle karşılıyorum. Kalıcı bir mekanizma oluşturulmuş oldu. İsveç terör örgütlerine katılımı engellemek için yeni adımlar atıyor. Finlandiya ve İsveç Türkiye'nin endişelerini yerine getirmeye çalışıyor. Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırlar. Artık İsveç ve Finlandiya'nın tam üye olarak NATO'ya katılması lazım. Bu zor zamanlarda bunu tamamlamamız gerekiyor ifadelerini kullandı.